Herkese selamlar. Need for Speed Underground 2 büyük turnuva serimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Bu videoda toplamda 2 kapışma birden göreceksiniz. İlk kapışmamız Skyline vs Supra olacak. İkinci kapışmamız da Sentra vs Subaru olacak. Bundan sonraki videolarda A grubunun mesela mavi rengini komple bitireceğiz. Yani 2 kapışma olacak. Sonraki videoda RX-7, RX-8, Audi TT 350Z kapışmaları olacak. Yani artık ikişer kapışmalar göreceksiniz. Yavaştan ilk arabamız olan Skyline'la başlayalım. Skyline'ımızın hemen size modifiyesini göstereyim. Bütün parçalar yine bu arabada da takılı. Yorumlarınızı arabayla ilgili yazabilirsiniz. Yavaştan şöyle dyno bölgesine doğru ilerleyelim. Bu arada kanalda katıl üyeliklerini de açtım. Eğer bana ve kanala destek olmak isterseniz katıl üyesi de olabilirsiniz. Şimdiden olanlara da çok teşekkürler. Hemen şöyle circuit'a gireceğiz. Test pistine doğru yavaştan garajdan çıkıyoruz. Bakalım, beni en çok heyecanlandıran kapışma Skyline vs Supra kapışmasıydı zaten. İlk turumuz yavaş tur olacak, ısınma turu olacak. İkinci tur bizim için daha önemli olacak. İlk turda arabayı tanımaya çalışacağız. Bu arada sıcaktan bitmiş haldeyim ama yapacak bir şey yok. Beğeni atarsanız videoya en azından güzel olur. Sıcakta çektiğim bu çileye değer diye düşünüyorum. Bas baba. İlk virajda bayağı bir hantaldı bu arada araba. Hızlı turumuzda dikkatli olmamız lazım. Çok hızlı şekilde gelirsek kesinlikle çarpmadan dönemeyiz. Dikkatli olmakta fayda var. Keza bu virajda da öyle. Aniden dışa çarpabiliriz, yani dışa doğrudan taşıp çarpma ihtimalimiz var. Bas dayı. Yani sanki Mustang'den bile daha kalas gibi hissettiriyor şu anda niyeyse. Belki bana da öyle geliyor olabilir. Daha iyi arabamız olduğu için muhtemelen ondan kaynaklı olabilir. Bas bas bas. Bu arada tahminlerinizi yazın. Skyline mi alır, Supra mı alır, yoksa Subaru mu alır, Sentra mı alır? Bunları yazarken de lütfen spoiler vermeyin yorumlarda. İşte Subaru'nun kazanacağını biliyordum, Skyline'ın kazanacağını biliyordum tarzında. Çünkü yeni izleyecek olan arkadaşlar spoiler yemesin. Onlar da eğlenceli bir şekilde videoyu izlesin ve hızlı turumuza başlıyoruz. Bu arada pedala vurdum heyecandan. Ayağımın altında hemen pedal var direksiyon setinin. Direksiyon seti demişken, direksiyon setiyle videolar da daha sık gelmeye başlayacak bu arada, onu da söyleyeyim. İlk virajı gayet güzel aldık. Hızlı turda birazcık odaklanmak lazım. Çok fazla konuşamazsam kusura bakmayın. Ki yine de konuşmaya çalışacağım. Yarış çizgisinden gitmemiz gerekiyor. Çok güzel döndüm. Yani burada arabanın viraj alma olayı çok önemli. Sadece top speed değil. Oyunun en yüksek top speed'ine sahip araç şu anda altımızdaki Nissan R34 Skyline GTR. Ama her şey gördüğünüz gibi top speed değil. Dönüşlerde biraz daha iyi olması lazım Skyline'ın. Supra sanki bir tık daha manevrası yüksek bir araba gibi. Ama o da hız konusunda vasat. Bakalım hangi dev kazanacak. Finish'ten az sonra geçeceğiz. Şu anda skorumuz 1.10'da. Ben de bayağı bir heyecanlıyım. Sizlerle beraber ilk kez deniyorum çünkü. 1.17 mi gelecek? 1.17 30 best step yazan tarafa bakacağız bu arada. Alttaki time değil de best step yazan kısma bakıyoruz. Nissan Skyline'da skorumuz 1.17.30. Aslında beklediğimden çok daha yavaş çıktı diyebilirim. Ben bunu hemen not alayım. Yavaştan da Supra'ya geçelim. Ve geldik Skyline'ın rakibi olan Supra'ya. Hemen onun da modifiyesini size göstereyim ve yavaştan dyno'ya doğru yola çıkalım. Supra arkayı çok fazla kaybeden bir araç. O yüzden dikkatli bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Hemen şöyle garajdan çıkalım ve ilk turumuza, ısınma turuna başlayalım. İkinci tur zaten asıl turumuz olacak. Ve az sonra Skyline mi Supra mı, hangisi kazanmış göreceğiz. Ve ardından da Sentra Subaru kapışmasına doğru geçeceğiz. Bu araba sanki bir tık daha kötü döndü gibi şu an burayı. Supra bu arada oyunun en kötü arabalarından biri bence. Maalesef. Hız konusunda zaten çok düşük ama bak dışarıya taştık. Tamam, buralarda biraz daha dikkatli olmamız gerekecek, onu anladık. İlk turda zaten dediğim gibi sıkıntı yok. Önemli olan ikinci tur.
Bas baba, şurası çok önemli bak. Burası her şeyi anlatıyor aslında. Güzel, fena dönmedik burayı. Viraj çıkışı araba kendine birazcık fazla salıyor olabilir. Hızlı turumuzda buna dikkat etmemiz gerekecek. Bas dayı. Supra, hadi Supra, bas. Şu an kanaldaki birçok kişi senden çok daha iyi bir performans bekliyor Supra. Yavaştan, daha doğrusu hızlıdan, hızlı turumuza geçeceğiz. Finişten geçtiğimiz anda turumuz başlayacak. Daha da hızlanman lazım. Ha gayret. Ha gayret oğlum benim, ha gayret. Sakin, sakin, sakin. Oo, bu burayı bayağı bir vasat aldı bu arada. Burayı harbiden bayağı bir vasat aldı Supra. Skyline'ın gerisine düşme ihtimali var gibi gözüküyor şu anda. Yine ideal yol çizgisini kullanarak ilerleyeceğiz. Bu arada çok fazla klavye sesi geliyorsa eğer kusura bakmayın. Mekanik klavye aldım bir tane ama başımıza bela oldu gibi. Güzel, burayı da iyi şekilde aldık. Şurası sıkıntı. Az kalsın araba kayıyordu bu arada. Özellikle şu körplerden atlayınca var ya, içim kopuyor yani. Ödüm kopuyor öyle söyleyeyim size. Araba her an kendini salacak gibi duruyor. Dön artık, dön 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 dön. Güzel, burayı gayet iyi aldı. Supra gaza basmaya başladı. Sonlarda açıldı. Demek ki hızlı viraj arabası olabilir bu. 1.17.30'dan daha iyi bir süre gelecek mi? Bakalım Skyline'ı geçebilecek mi Supra? Ve maalesef 1.18.21 yapıyor. Skyline 1.17.30'da bu etabın, daha doğrusu bu kapışmanın galibi oluyor. Geldik ikinci kapışmamıza. Nissan Sentra ile birlikte başlayacağız. Şöyle göstereyim. Normalde bu arabayı hiç sevmem ama bence gayet güzel bir şekilde modifiyeledik. Hemen şöyle dyno bölgesine doğru ilerleyelim. Sentra'nın performansı benim için tam bir sürpriz. Ne yapacağı konusunda hani hiçbir fikrim yok. Yavaştan test run'ımıza başlayalım. Test sürüşümüze başlayalım. Arabanın sesi bu arada gayet güzel. Bas dayı. Skyline Supra'yı yaklaşık 1 saniyelik farkla elemeyi başardı. Ama turuncu takımda eksik araba olduğu için Joker araç yazmıştım oraya bir önceki videoda bildiğiniz üzere. Elenen arabalardan birini oraya geri koyacağız. Ve kapışmalarda tekrardan yer alacak. Onu da kapışmalar bittikten sonra zaten anket şeklinde duyuracağım. Haberiniz olsun. Yani isterseniz Supra'yı tekrardan belki kapışmalara sokabiliriz. Joker araçlar arasında yer alabilir. Tamamen size bağlı. Anket açacağım dediğim gibi. En çok istek alan iki araç tekrardan yarışmaya geri dönecek. Bu arada Sentra gayet güzel gibi, onu söyleyeyim. Hani viraj konusunda Skyline'dan da Supra'dan da daha iyi gibi duruyor. Ama bak burada ayvayı yedi mesela. Dönemiyor. Hala dönemiyor. Sanki tır çeviriyor gibiyiz. Arabaya nazar mı değdirdim lan ben acaba? Normalde benim nazarım değmez bu arada. Ve hızlı turumuza geçeceğiz. Bakalım Nissan Sentra ile nasıl bir süre elde edeceğiz. Burada dikkatli olmak lazım. Yani artık körplerin üstünden falan da geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. O kadar olsun, yoksa çok fazla vakit kaybederiz. Zaten her arabada bunu yapıyoruz. Biraz sanki dışlara fazla taşıyor gibi bu araba. Virajın dışına taşıyor çok. Burası yine keskin virajlardandı. Bu araba burada ayvayı yer. Yemedi, helal olsun lan Sentra. Vallahi sana helal olsun, beklediğimden daha iyisin. Bas. Bakalım Subaru'yu VRX STI kasayı tokatlayabilecek mi Sentra? Tam böyle Japon kapışması oldu. Gerçi hani oyundaki zaten çoğu araç Japon aracı ama
Özellikle son virajlarda şu ana kadarki en iyisi, yani bu videoda Supra'ydı bence. Son virajlarda gayet iyiydi. Haydi bakalım, skorumuz geliyor. Bas ve 1.16.95 Sentra gerçekten bence gayet güzel bir süre yaptı ve Subaru bayağı bir zorlanacak gibi duruyor. 1.16.97 hemen ben not alırken yavaştan Subaru'ya geçelim. Sentra'nın rakibi Subaru'yu hemen size göstereyim. Bu arabayı biraz sade bir şekilde modifiyeledim. Ama yine bütün parçalar, body kit olsun, roof scoop olsun, hood olsun, gördüğünüz gibi hepsi tam. Yavaştan şöyle dyno'ya geçelim. Ama yani 1.16.97 hakikaten güzel. Subaru bayağı bir zorlanacak gibi duruyor. İşi zor gibi duruyor. Hemen şöyle test run'ımızda başlayalım. Subaru'nun sesi de harbiden canavar gibi. Boxer motor efsane ses çıkartıyor. Arabaların göstergelerine kadar gördüğünüz gibi modifiye ettim. O yüzden bir beğeniniz varsa alırım. Kick yayınlarını da takip etmeyi unutmayın. Orada bu aralar çok fazla yayın yapmaya başladık. Hatta Need for Speed Heat'i bitirdik en son. Açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında kick linkimiz mevcut. Bakalım 1.16'nın altına düşebilecek misin Subaru? 1.16.97 idi. Bas dayı bas. Subaru sanki hakikaten iyi gibi duruyor bu arada. Oo, burada yine taştık hafiften. Tamam. Yani nasıl döneceğimizi anlıyorum böyle. İlk turda gayet güzel oluyor. Arabanın potansiyelini anlamış oluyoruz. Şu an hızlı turda buralara çarpmayı hiç istemem çünkü. Arabanın hakkına girmeyelim. Bas dayı. Anan ha gayret. Zorlandım bayağı. Subaru sanki iyi gibi duruyor ya. 1.16'nın altına düşebilir misin acaba? O da var ama göreceğiz senin de Subaru. Hafiften bir kayma yaşadık. Haydi oğlum haydi bas. Gayet iyi. Yani Subaru buradan güzel bir şekilde bence dönmeyi başardı. Bu sefer taşmadık. Güzel oldu. Güzel. Araba yarış çizgisini gayet iyi bir şekilde takip edebiliyor. Yine taşmadık. Süper. Burada biraz zorlandı. Bakalım kaç yapacak. Yani çok fazla fark olmayacak gibi geliyor niyeyse bana Sentra'yla aralarında ama göreceğiz. Ha gayret oğlum, ha gayret. Bundan sonra videolar böyle ikili kapışma şeklinde olacak. Böylece seriyi de çok fazla uzatmamış olacağız. Bas oğlum. 1.12, 1.13. Sentra'nın gerisine mi düşecek? 1.15, 1.16 ve 1.18.40. Neredeyse yani hatta 1.5 saniyelik falan bir fark var. Ve Subaru'da elenen arabalar listesine giriyor. Bir videoda hem Subaru'yu hem de Supra'yı kaybetmiş olduk böylece. Ama jokerlerle isterseniz ikisini birden de tekrardan geri döndürebileceksiniz. Hemen final tablosuna geçelim. Hemen şöyle birlikte final tablomuza bakalım. Bu videoda Skyline Supra kapışmasını kazanan Skyline, Sentra Subaru kapışmasını kazanan da Sentra oluyor. Beni en çok şaşırtan da açıkçası Sentra oldu ki yani tüm arabalar arasında en iyi dereceyi de bu videoda Sentra yapmış oldu. Bir sonraki videoda A grubunun mavi grubunu tamamlayacağız. Yani mavi renkli araçların kapışmalarını tamamlayacağız. Yavaştan videoyu kapatalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.